Merhabalar. Bugün sizlere bu güzel çiçeklerin yapımını anlatacağım. Ben bu çiçekleri patik süslemelerimde kullanıyorum. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir çiçek. Tokalarınızda, çocuklarınızın tokalarında. Ben şu şekilde mıknatıs takıp dolap süslememde kullandım. Her yerde kullanabileceğiniz pratik yapımı olan bir çiçek. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı nasıl yapıyoruz? Bu sert bir ip, kopmayacak bir ip. O yüzden ben bir defa doluyorum parmağıma şu şekilde. İki defa da eğer ipiniz kırılacak bir ipse İki defa dolamanız gerekiyor şu şekilde. Bu defa doluyorum. Tığımı şu şekilde alıyorum. Bir zincir çekip parmağımdan çıkarıyorum. Bakın şurada bir halka oluştu. Şimdi bir zincir çekmiştik. Üç tane daha çekelim. Toplamda dört zincir çekip tığımızın üstünü iki defa dolayalım. Ve 3 defa da çekelim. 2 ve 3. Bu 3 2 defa doluyorum. İsterseniz siz bir defa dolayıp çiçeğinizi birazcık daha küçük yapabilirsiniz. Mesela şu daha küçük bir çiçek, bu daha büyük bir çiçek. Çiçeğinizin boyutunu siz ayarlayabilirsiniz. 2 defa doladım. Halkanın içine battım. Ve 3 defa da çekiyorum. Yaprağınızın büyüklüğünü de siz ayarlayabilirsiniz. Ben bu büyüklükte yapacağım. İsterseniz siz bir defa daha iki defa dolayıp halkanın içine bir dal daha yapabilirsiniz. Şimdi iki defa doldurdum ben. 4 zincir çekiyorum. Halkanın içine batıyorum. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Şu şekilde yaptım. Şimdi 4 zincir çekelim tekrar. Tığımızın üstünü 2 defa dolayalım. 3 defa da çekelim. Evet. Bir tane daha yapalım. Buradaki halkanın içine batıyoruz. Dört zincir çekiyorum ve kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Yani tığımı batıyorum üstünü almadan, ipimi içeriden alıyorum, buradaki ipin içinden geçiriyorum, bir zincir çekiyorum. İki yaprağımız oldu. Şu dört zincir çekiyoruz. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. İki defa doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 5 yaprak yapacağım. Siz isterseniz 6 yaprak yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. 2 defa doladım. 3 defa da çektim. 2 defa doladım. 3 defa da pardon. Çektim. Şu 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Son yaprağımı yapıyorum. Bir, iki, üç defa da çektim. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Evet, çiçeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi sihirli halka yapmıştık. Şuradaki kestiğimiz ipi değil, işte kalan ipi şu şekilde çekiyoruz. Halkanın içini küçültüyoruz. Eğer sihirli halka yapmayı yani yapamıyorum diyorsanız
Zincir çekerek de bu halkayı oluşturabilirsiniz. Evet. Sihirli halkanın güzel özelliği şu aradaki boşluğu istediğimiz kadar kapatabiliyoruz. Evet. Bu kadar. Şimdi iplerimi arkadan sağlamlaştırıp keseceğim. Şimdi arkaya alalım, gözükmesin. Evet. Çiçeğimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu şu şekilde incilerle, mesela şu şekilde boncuklarla süsleyebilirsiniz. Çok pratik, kolay bir çiçek. Evet, çiçeğimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.